Ha? Gel gel. Bak. Kadayıf fırından ha. Usta. Hayırdır bozuksun? O Fikret denen ahmak işte. Fikret. Ne oldu, ne yaptı ki? Ne yapabilir? Sadece niye Züleyha'nın yanındasın, niye buralardasın, niye oralardasın, Çukurova'dan gitmen lazım gibi saçmalıklar. Allah Allah. Keyfe bak. Ne? Sonra ne oldu? Züleyha girdi araya. Ya abi boş ver. Bir daha canını sıkarsa onu da göndeririz amcasının yanına. Ne dedin sen? Saçmalıyor işte. Abdülkadir, Fekeli'yi biz mi öldürdük? Ya usta biz niye öldürelim? Adam kalpten gitmiş. Fekeli'yi biz mi öldürdük? Neden? Herif senin kim olduğunu öğrenmiş. Buraya geldi dükkana. Benim kafama silah dayadı. Mehmet'in Hakan Gümüşoğlu olduğunu biliyorum. Sizin foyanızı ortalığa sereceğim dedi. Demir geldiğinde bunu zaten herkes öğrenecekti. Bunun için mi öldürdünüz adamı? Usta. Sen Yamanların hisselerini Mehmet Kara olarak aldın. Mehmet Kara olarak aldım çünkü. Demir uzaktan bizim oyunumuzu bozmasın istedim. Ben zaten o geldiği zaman onun karşısına erkek gibi çıkacaktım. Gözlerin içine baka baka onunla kozlarımı paylaşacaktım. Ve o zaman herkes benim Mehmet Kara olmadığımı anlayacaktı. Günahsız bir adamı öldürdük. Usta günahsız dediğin adam Demir Yaman'ın mallarına çökecekti. Fikret boşuna mı seninle kavuşuyor usta? O zaman Fikret gelirdi, kozunu benimle paylaşırdı. Usta ya buraya geldi, kafama sıkacaktı diyorum bunu. Yaslan, yaslan gel. Yaslan. Sen de haklısın. Ama sakın. Sakın bir daha bana yalan söylemeye kalkma. Arkamdan iş çevirme benden habersiz Abdülkadir. Sana neler yapabileceğimi tahmin edebiliyorsun değil mi? Hadi sıkma canını. Hadi. Hakan abi de amma abarttı. Adam zaten şeyin altında. Ne zaman ağzını kapalı tutmayı öğreneceksin? Ne zaman?
bak şuna. Resmen sana bilerek çarptı. Bir gram vicdan azabı yok. Ay niye vicdan azabı olsun Füsun? Bilerek çarptı. Hayır ben sana da şaşırıyorum. Hayret. Nasıl yanına bırakıyorsun? Ne yapayım şekerim? Ben de mi çarpayım kamyonla? Dur bakalım. Gelir elbet bir zamanı. İlla çarpman şart değil ki. Hıncını almanın bin bir türlü yolu var. Mesela? Hah, hanım ağamız da geldi. Başımızın tacı. Ay pek de bir sinirli. Niye sinirlendi acaba? Aman. Olmuştur gene bir şey. Buluttan nem kapar o. Kocası da yok ya şimdi ortalıklarda. Aman bir Naz, bir Niyaz. Ay. Teyze. Demir Bey hangi şehirde? Sen onu bana bir söyle yeter. Ben kendisini bulurum. Ben galiba anlatamadım size. Demir Bey nerede bilmiyorum. Karısı da birazdan gelir. Madem ki bana söylemek istemiyorsunuz, isterseniz size bir kahve ikram edelim. Karısı geldiğinde onunla konuşun. Karısı mı? Ben ne yapayım karısını be? Bana kendisi lazım. Geldi işte. Züleyha. Züleyha, kızım. Allah Allah, ne oldu yine? Züleyha. Kızım, ne oldu? Sonra konuşalım ablacığım. Ah, tabii. Tabii kızım. Tamam. Nereye gitti bu kadın? Bacı, bizim konaktan mı çıktın sen? Demir Yaman'ı nerede bulurum? İçerideki kadın tutturmuş yok diye. Hayatım, ne yapacaksın Demir Bey'i mi? Konuşacağım. Ya konuşacaksın. Bana söyle. Sana ne be? Aa, herkes de Demir Yaman'ın vekili olmuş. Bacım, ben bu konağın kahyasıyım. Demir Bey'le ilgili her şeyden haberim olur. Bir derdin varsa nasıl deva olacağımızı bilek. Bana Demir Bey'in kendisi lazım. Kahyası, kühyası değil. Bak, Terbiye size bak. Cevap bile vermedi. Şşş. O niye cevap versin o? Züleyha'nın hık deyicisi. Ay sen onu bunu boş ver de. Ben hıncımı nasıl alacağım onu söyle sen. Ah, Saniye. Kızım, gitti mi o kadın? Gitti abla. Kim ya bu kadın? Anlamadım ki. Bir hışımla geldi. Demir Bey'i sordu. Ne istediğini de anlamadım. Allah Allah. Para istiyorlardır abla.
Burada böyle zengin ağa oturduğunu duyunca böyle işte çocuğum hasta, beyim hasta diyorlar. Bir mahana bulup gelirler. Öyle bir şeydir. Ama böyle saygısızca istenir mi kızım? Her şeyin bir yolu yordam mı var? Bir bakabilir misin? Buyurun. Bu limonata kan gibi, içilmiyor. Bana soğunu getir. Daha soğuğu yok. İsterseniz gazozu getirebilirim. İyi tamam ama soğuk olsun. Anne. Nerede kaldın ya? Bekle bekle ağaç oldum. Yamanların konağı ta nerede? Bala bir su. Çok soğuk olsun. Konuşamadın değil mi? Konuşamadım. Demir Yaman şehir dışındaymış da bilmem neymiş de aman bir araba yalan dolan. Yok değil. Nasıl değil? Seni beklerken pastaneciye sordum. Demir Yaman hapishaneden firar etmiş ve şu an kimse nerede olduğunu bilmiyor. Aa ne diyorsun kız Selma? Ne yapacağız biz şimdi? Bilmiyorum vallahi ama bulacağız bir yolunu. Züleyha'cığım, nasılsın? İyi misin kızım? İyiyim ablacığım, iyiyim. Biraz canım sıkıldı da geçti, merak etme. Evet, demin biraz moralim bozuk gibi geldi bana ama geçti. İyi. Sen Mehmet Bey'e portakal bahçesini gösterdin? Gösterdim. Gösterdim. İyi çocuğum. Ben bir atlara bakayım ablacığım, olur mu? Tamam. Tamam yavrum. Güzel kızım benim, güzel kızım benim. İlgilenemedim seninle değil mi? Ben ne zaman burada olacağım köyden sen biliyor musun? Hı? Ne zaman yüzüm gülecek benim? Fikret'im geldi. Fikret, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Lütfiye'm. Züleyha geldi mi? Geldi. Salonda mı? Yok, Küheylan'a bakmaya gitti. Fikret, evladım nesi var bu kızım? Bir şeye üzgün ama söylemedi. Sen biliyor musun? Anlatırım size. Züleyha. Biraz konuşalım mı? Ben senin ne kadar acı çektiğini, ne kadar üzüldüğünü görmüyor muyum? Demir'i bulabilmek için canımı dişime takmıyor muyum aylardır? Evet, az önce bir tepki verdim. Çünkü bu adama güvenmiyorum. Bu herif birazcık delikanlı olsaydı hisseleri gizli kapaklı almazdı. Adıyla sanıyla göğsünü geri geri alırdı. Sana ivedilikle imza yetkisi verdiğinde de söyledim. Uyardım seni. Gözünü boyamak için veriyor imza etkisini dedim. İçimize girmek için veriyor dedim. Dinlemedin beni. Nihayet girdi içimize. Toplu sünnetler, yardımlar, yatırımlar, istihdam yaratmalar hepsi hikaye. Fikret, adamın üstüne yürüdün. Tamam, biraz ileri gitmiş olabilirim. Ama seni korumak zorundayım. Beni korumak zorunda mısın? Benim korunmaya mı ihtiyacım var? O kadar aciz miyim ben Fikret? Benim senin himayene ihtiyacın mı var? Züleyha anla artık şunu. Seni korumak benim vazifem. Öyle bir vazifen yok senin Fikret. Yok. Fikret ben Çukurova'nın hanım ağasıyım. Şirketimde benim 140 adam çalışıyor. Bağımda, bahçemde, tarlamda 400 marabam var. Sırf 12 adam var kapımda beni koruyabilmek için. Kaç kişi olursa olsun. Güpegündüz bu konağa baskın yapılmadı mı? Fikret ben kendimi koruyabilirim. Tamam mı? Ailemi de, malımı, mülkümü de kendim koruyabilirim ben. Sen abimin karısısın. Bu sahtekar ortada dolanırken seyirci kalamam. Anla artık. Abinin karısı olmam sana her şeyi karışma hakkı vermiyor. Tamam mı?
Sen o yüzden mi kontrol etmeye çalışıyorsun benim işimi, şirketimi, ailemi? Züleyha, şirkette ne ilgisi var? Ben seni korumaya çalışıyorum. Beni korumaya çalışma. Yaptığın beni korumak değil zaten. Benim hayatıma karışmak. Fikret, bak çok teşekkür ederim. Hayatını hiçe saydın. Demir'i aramaya gittin Suriyelere. Sana minnettarım. Ömrüm boyunca da minnettar kalacağım. Ama yapma. Ailemi, beni, şirketimi sahiplenemezsin. Yapma. Ne sahiplenmesin Süreyya? Duydun mu konuştuklarımızı? Teyze görüyorsun değil mi? Ben onun iyiliği için... Hak ettin. Nasıl? Hak ettin. Seni defalarca ikaz ettim. Haddini aşma. Züleyha'nın evi ocağı seni ilgilendirmez. Mesafeni koru. İşine karışma dedim, dinlemedin. Buradan girdi, buradan çıktı, işte buyur. Bu herif her yere yatırım yaptı. Şimdi işi gücü bırakmış, bahçe geziyor. Niye? Moreboğan! Bu adam şirketin ortağı. Tabii ki gidecek, bakacak malım mülküm nedir diye. Sen olsan bakmaz mısın? Teyze, sen bu herifin maksadı bağ bahçe gezmek mi zannediyorsun? Fikret, bak millet konuşuyor. Neler konuşuyorlar biliyor musun? Züleyha yalnız kaldı. Fikret fırsattan istifade, Yamanların servetine çökecek diyorlar. Nasıl? Ya dışarıdan hiç öyle görünmüyor değil mi? Dışarıdan öyle görenler Fikret Fekeli'nin paraya ihtiyacı olmadığını da biliyor mu teyze? Abim yokken... Ne abisi? Güldürme beni Fikret. Demir senin ne zaman abin oldu? Hapse gireceği gün seni kardeşi olarak kabul etti. Birbirinize silah çektiğiniz günleri ne çabuk unuttun. Unuttum. Demir'in özrünü kabul ettim. Ona sarıldım. Abim bildim. Abi kardeş olabilmek için beraber büyümeye ihtiyaç yok teyze. İnsanların sadece Yamanların servetini mi konuştuğunu zannediyorsun? İnsan, hangi insanlar, hangi insanlar teyze? Fikret, bak evladım. Demir bütün buraların, bu evin, bu konağın sahibi. Anladın mı? Ama öldü mü, kaldı mı belli değil. Züleyha dul mu? Yoksa kocası bir gün çıkıp gelir mi? Belli değil. Durum bu vaziyetteyken sen bu konağa girip çıktıkça insanlar da türlü türlü şeyler düşünürler. Neler diyorsun sen teyze? Sen ne diyorsun? Milletin aklından geçenleri mi söylüyorsun yoksa kendi aklından geçenleri mi söylüyorsun? Fikret. Bak evladım. Ben seni çok iyi biliyorum. Ben senin yüreğinin güzelliğini de biliyorum. Ama el bilmez. El konuşur. İstediğini konuşur. Biliyorum. Çukurova'nın insanı altın gibi. Ama içlerinde kötüsü yok mu? Var tabii ki. İşte o kötü ruhluların ağzına artık laf vermeyelim. Bak Fikret'im, bu dünyada aynı kandan, aynı candan sadece ikimiz kaldık. Sen biliyor musun ki ben buraya geldiğimden beri diğeri on para etmez insanların bir sürü kötü sözüne maruz kaldım biliyor musun? Ne diyorsun teyze? Ne zaman maruz kaldın? Bırak. Geçti bitti. Ben sana birini bile söylemedim. Neden biliyor musun? Sen üzülmeyesin diye, kızmayasın diye. Çünkü kızdığın zaman bütün gemileri yakıyorsun. Ama artık yeter. Yeter. Burama kadar geldi evladım. Ne olur artık beni üzme. Şimdi ben gidip Kerem Ali'yi alacağım ve bir otele gideceğim. Sen de hemen bir ev bulacaksın. Yarından itibaren kendi evimizde kalacağız. Ve bütün bu içleri, dilleri kurumuş kara insanların ağzına artık laf vermeyeceğiz. Anlaşıldı mı? Anladın. Abisiymiş. Millet demiyor mu? Daha düne kadar düşmandınız. Şimdi mi abin oldu? Onun için geldin konağa yerleştin. Ey Allah'ım sen şu Fikrettin'e akıl fikir ver ya Rabbim. Yok biz gidelim.
gidelim. Ablacığım. Herkes olur. Ne yapıyorsun? Ne bu çanta? Birazdan ben de sana teşekkür etmeye gelecektim Züleyha'cığım. Ne? Biz gidelim artık. Sana fazlasıyla yük olduk kızım. Ablacığım konuştuk bunları. Ne yük olması Allah aşkına. Bak Züleyha, Fikret seni çok üzüyor. Haddini fazlasıyla aştı. Onun adına ben özür diliyorum senden. Olmaz ablacığım. Olmaz. Ben katiyen seni bırakmam. Lütfen. Bak Züleyha, Allah razı olsun. En zor zamanımızda bizi evine açtın kızım. Burada hiç yabancılık çekmedim. Ama artık biz gidelim. Sen de evinin barkının düzenine geri dön. Olmuyor böyle evladım. Ablacığım ne evi, ne barkı, ne düzeni Allah aşkına. Gitme ne olur. Biraz daha kal, en azından sana çok ihtiyacım var. Lütfen. Ali Rahmet Fekeli. Senin gibi mert bir adamın mert bir düşmanı olması gerekiyordu aslında. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Ama şimdi senin gibi mert bir adamın vebali benim üstümde. Bakalım. İnşallah bir gün karşılaşırız. O zaman da helalleşiriz. Seni tanıdığıma memnun oldum. Olmaz. Olmaz Saniyem. Ev, ev üstünü olmaz kızım. Onun için Züleyha biraz kendini toplasın. Biz gidelim kızım. Yapma ama Lütfiye ablacığım, kurban olayım. Yani bu konakta sensiz olmaz. Ama millet konuşuyor. Onu ne yapacağız? Ben böyle şeylere alışık değilim kızım. Yok Demir gittikten sonra Züleyha yalnız kalmış. Yok Fikret abisinin mallarına göz dikmiş. Yani. Ablacığım milletin ağzı torbada ki büzesi. Yani zaten kötü kalpli insan kötü konuşur. Şimdi sen bu halinin onların lafıyla. Yok yavrum, yok yok. Olmaz Saniye, olmaz. Ali Rahmet'in vefatından sonra Fikret tutulmaz oldu. Benim onu iyice bir zapta rapta almam lazım. Olmuyor böyle. O orada, ben burada. Olmaz kızım, olmaz. Şey abla, başımızda bir sen kaldın. Sen olmasan biz ne yapacağız burada? Ben sana kıyamam. Benim bir tane. Bizim bir sıfatımız yok ki kızım. Fikret daha Demir'le 2 gün önce kardeş oldu. Bütün Çukurova onları hala hasım biliyor. Ben de sen dış kapının dış mandalıyım. Onun için gidelim biz. Fikret'e söyledim. Ev bak diye. Ama onun kafası o kadar karışık ki hiçbir umudum yok. Hayır duyan duymayan da diyecek ki yani koca Çukurova'da ev mi bulamadınız? Bulamadık işte. Hep bir şey çıktı, bir şey çıktı, bulamadık. İş gene bana düştü. Ben çıkıp arayacağım, ne yapayım? Senin de kulağın açık olsun evladım. Hani ola ki duyarsın işte şurada bir ev, burada bir ev diye. Hemen bana söylersin. Lüks olması şart değil. Nohut oda bakla sopa. Bize bol bol yeter. Olur mu yavrum? Değil mi? Oh canım benim. Uy benim güzel kızım. Nazlı kızım Saniye. Ay Füsun. Hı. Ay bir gün gelirken bir şey yapsana ne olur. Ay Şermin bir gün de bir şey isteme. Ya. Baraja ek lojman inşaatı yapılacakmış. Ama imar yokmuş.
Fakat belediye şimdi imarı açmış. Aa, o Allah'ın ot bitmez tarlaları kat be kat değerlenecek diyorsun yani. Hem de nasıl? Ahmet diyor ki oradaki arsalar diyor 3 katı değerlenecek diyor. Oo, siz oradan toprak aldınız mı Füsuncuğum? Tabii şekerim, almaz olur muyuz? Kaçırır mıyız bu fırsatı? Ay, kaç dönüm aldınız? Vallahi gönül 100 dönüm alalım diye isterdi ama ancak 10 dönüm alabildik. Tüh. Ahmet'e yalvardım, yakardım. Evimizi satalım, paramızı oraya yatıralım dedim ama olmadı. Ay, satsaydınız keşke. Ne güzel olurmuş. Vallahi işte ne bileyim, babasından kalmışmışmış ev. Satamazmış falanmış filanmış yani. Aman Allah aşkına, ne önemi varsa. Hiç. Allah'tan kayınvalidemin bağ evini satışa çıkarttık da oradan gelecek parayı hep oradaki arsalara yatıracağız. İyi bari. Ay Şermin, keşke sen de şöyle bir 10 dönüm alabilsen. Füsuncuğum, ben nasıl alayım? Nasıl alayım ben? Bak, 20.000 lira vereceksin, 1 ayda 100.000 lira kazanacaksın diyorum sana. Füsuncuğum, benim 20.000 liram mı var? Hay, param olsa ben altıma araba almak istiyorum. Ya anca araba alabilirim. Vallahi Betül'e söyle. Koskoca holdingde çalışıyor. O alsın. Maaşla çalışıyor çocuk. Ay vallahi bilemiyorum. Artık şirketten borç morç bir şeyler alsın. Paranızı bu arsalara mutlaka yatırın. Sonra çok üzülürsünüz ana kız. Pişman olursunuz. Laflarını duyunca nasıl öyle kıyın kıyın hemen gidiyor? Yarın ilk iş gider saniyenin bütün altınlarını satar, bu alır vallahi arsayı. İnşallah, inşallah. Ay. Füsun, bana bak, eminsin değil mi? İmar mimar falan çıkmaz değil mi orada? Ay Şermin, ben sana sabahtan beri ne anlatıyorum? Nerenle dinliyorsun sen beni? Devlet kamulaştıracak diyorum. Öyle olunca bütün değeri azalacak. Kızım, bizim 20 dönüm arsamız vardı. Ahmet hepsini sattı. Elden çıkarttı adam. Hay Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım. İnşallah, inşallah. Her şeylerini satarlar da gider alırlar o arsayı. İnşallah. İşte o zaman o saniye cadısı da seninle uğraşmaması gerektiğini bir güzel anlar. Füsun. Hı. Ay, sana bir şey oldu. Ne oldu? Ay, hakikaten sana bir şey oldu. Ne oldu be? Ay, senin yaşlandıkça kafan iyi çalışmaya başladı. Aa Şermin. Ama sen de 2'de 1'de bunu söylüyorsun. Bak, kızıyorum ama artık yeter. Aman aşk olsun be. Şaka yapıyorum. Etme bu şakayı. Rahatsız oluyorum. Tamam tamam. Ay vallahi keyfim yerine geldi. Oh. Abi. Ne oluyor? Daldın gittin yine. Mehmet Kara. Bu herifin niyeti kötü Çetin. Sürekli Züleyha'nın yanında, sürekli. Nasıl yani abi, ne diyorsun sen? Yani Züleyha'yı kafa kolu almaya çalışıyor abiciğim. Maksadı ne peki? Ne olacak? Maksadı şirkete çökmek. Demir ortada yok ya, meydanı boş buldu. Yani abi olabilir. Haklı olabilirsin de. Yani ne bileyim. Olabilirim değil abicim, haklıyım. Demir burada olsaydı ne yapardı? Ortak mortak dinlemez. Şirketin hisselerini geri alır, bu herifi de Çukurova'dan gönderirdi. Peki Demir yokken bu benim vazifem değil mi? Hem karısını hem çocuklarını bana emanet etmedi mi? Yamanları korumak benim vazifem. Hadi şirket ortağı.
Şirket ortağı diye girip çıkıyor şirkete. Bunu anladık hadi. Peki konağa gelip gitmesi? Devamlı gelip gitmesi? Yani han kapısı gibi sabah akşam çat kapı gelip duruyor. Böyle olmaz. Hayır, burası küçük yer. Süleyha benim yengem. Allah korusun biri bir şey der. Biri yakıştırır. Bilmem ne olur. Ne olacak o zaman? Ben kendimi tutabilecek miyim? Başka bir şey yapacağım yani, anlatabiliyor muyum? Yani elimden bir kaza çıkacak diye çekiniyorum Çetin. Abi, bir Lütfiye teyzeni mi konuşsak? Yani görmüş geçirmiş kadın. Hayat tecrübesi de var. Bir bakalım o ne diyor? Ah be abicim. Amcamın yasını tutmaktan onun bir şey düşünebildiği mi var? Doğru söylüyorsun. Çetin, sen ikide bir saatine bakıyorsun oğlum, hayırdır? Yok. Var var. Bir yere mi yetişeceksin, söyle bakayım. Ya abi. Hı. Gülten bekliyordu da beni yemeğe. E tamam oğlum, tamam. Hadi git sen bekletme Gülten'i. Yok abi, olmaz. Sen ne zaman kalkacaksın? Abicim, sen bana ne bakıyorsun? Ben bekar adamım. Senin evde bekleyenin var. Şunu bitiririm, biraz düşünürüm falan, zaten çıkarım, merak etme beni. Peki abi. Ceyhun. Ne oluyor? Abi hesap. Hadi abicim, hadi afiyet olsun, hadi. Yok ya, olmaz öyle. Çetin. Hadi afiyet olsun, selam söyle Gülten'e hadi. Peki. Abi. Aman diyeyim, dikkat et kendine. Olur mu? Ederim. Ederim, merak etme. Afiyet olsun. Size de sağ olun. Kimin nesiymiş peki? Söylemedi mi hiçbir şey? Söylemedi evladım. Sadece adı Ayten. Ay, Ayten mi? Tanıyor musun yoksa? Tanımaz olur muyum? Allah kahretsin o kadın, Allah kahretsin. Ay, buraya kadar geldi demek. Nereden tanıyorsun Aminneciğim sen o kadını? Abdi Paşa'nın sözlüsüyüm diye kapı kapı dolaşıp kendini söylüyormuş. Ay, ahlaksız, utanmaz. Koskoca Abdi Paşa kim? Sen kim? Bunca aslında kafayı bozdu Abdi Paşa'yla. Sorma saniye. Ama ne aşkmış. Dilinden de düşürmüyor hiç. Mehmet Bey'i de Abdi Paşa zannetmesi yok mu? Canım benim. Bir gün sırf bunun için İstanbul'a gideceğim. Bakalım Abdi Paşa kimmiş? Gelirse almayın o pis kadını eve. Ay, Abdi Paşa Azize Hanım'a sevdalıymış deyin. Onun etrafında dolanmasın. Ah benim tatlı haminlem. Onu kovduk buradan. Hiç merak etme, bir daha da gelmeyecek. Tamam? Gelmesin. Haminlem, haydi yatma vakti. Ay yatalım, yatalım. Hadi Allah rahatlık versin. Hadi siz de geç kalmayın, olur mu? Kalmayız. Canım ayol. Bir de tuhaf bir kadındı. Çok böyle boyanmış, dallı güllü bir elbise giymiş. Bir tuhaftı yani. Ne bileyim ben. E sormadınız mı peki ne için gelmiş, Demir'den ne istiyormuş? Züleyha'cığım dedim. Dedim ki ben Demir'in yakınıyım, isterseniz bana söyleyin dedim. Yok, illa ben Demir Bey'i göreceğim diye tutturdu. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? O para yardımı veyahut da bir başka yardım isteyecekti senden. Onun için Demir diye tutturdu. Demir abim alıştırdı tabii Züleyha'cığım insanları. Yardıma, hayra. Başı sıkışan biri olursa konağın kapısına gelir. Betül! Betül! Efendim anneciğim? Fikret telefonda canım, seni istiyor. Tamam canım, geliyorum. Müsaadenizle ben bir telefona bakayım. Ya.
Yani biz de acaba dedik bu istasyonun oradaki evlerden, kiracılardan bir tanesi mi? Hani kirayı ödeyemeyeceğim bu ay diye mi acaba geldi diye düşündük ama... Bilmiyorum ki Saniye, ben hiçbir kiracıyı tanımıyorum. Saniyem demez mi? Yani ben biraz sıkışığım. Demir Bey'e söyleyin falan hani der. İlle de Demir'i göreceğim demez ki. Nasıl olsa gelir herhalde yine. Derdi neymiş öğreniriz o zaman. Biraz ağrı yapıyor tabii çok ayakta kalırsam. Betül geldi Fikret'cim. Veriyorum. Tamam Şermin, sağ ol. İyi akşamlar. Alo Fikret. Betül iyi akşamlar. Rahatsız ediyor muyum bu saatte? Yok canım, ne rahatsızlığı, aşk olsun. Hayırdır? Bu teminat mektubunu hallettim. Sabiha Hanım'a bıraktım. Onu haber vermek için aramıştım. Ha tamam. Zahmet olmuş, teşekkür ederim. Estağfurullah, rica ederim. Bu ihale dosyasının içine konması gerekiyor. Onu da unutmadan söyleyeyim sana. Tabii ben hallederim onu, merak etme. Onun yok, haberi yok. Ne oldu? Aramız biraz limoni de. Aa, niye ki? Olmuş. Anne, durur musun? Tartıştınız mı yoksa Fikret? Boş ver şimdi, hiç akşam akşam canını sıkmayayım senin. Yok canım, niye canımı sıkacaksın Fikret? Bir şey diyeceğim. Sen neredesin? Ne olmuş Betül? Kavga mı etmişler Züleyha'yla? Betül bir şey söylesene. Ay, bilmiyorum anneciğim. Bilmiyorum ama izin verirsen öğrenebilirim. Mavi elbiseni giyseydin keşke. O sana daha çok yakışıyor. Hem gözlerinin rengi çıkıyor ortaya. Ay, annesinin güzeli. Maşallah, bebek gibi. Ay, benim kızım Çukurova'nın en güzel kızı. Ay, ne Çukurova'sı? Türkiye'nin en güzeli. Türkiye'nin. Betül, bana bak. Çok üstüne gitme, tamam mı? Küçük küçük. Ya Fikret Avrupa görmüş ama ne de olsa buralı. Ya, kendini ağırdan sat diyorum. Öyle çok şey yapma. Ay, anneciğim, ne diyorsun sen Allah aşkına? Kızım üzerinde iyi bir etki bırak diye diyorum. Ne de olsa bu ilk buluşmanız. Yani üzerinde iyi bir tesir bırakırsan devamı gelir. Biz çıkmıyoruz şekerim. Arkadaşça buluşup konuşacağız sadece. Bu işler öyle başlar kızım. Önce arkadaşça çay kahve içersin, gerisi artık sana bağlı. Gece geç kalırım ben. Merak etme beni. Ne merak edeceğim ben seni? Ay Allah'ım, Allah'ım, şu Betül, şu Fikret'i bir alsın avcunun içine. Hayırlısıyla da bir yüzük taksınlar. Ay, şu Şermin'in de yüzü gülsün artık. Ay, önce bir araba alırız bana. Şöyle güzel bir araba. Bir de ev. Büyük, geniş şöyle. Ferah, bahçeli bir villa. Fikret beni çekiştirmek için çağırdı herhalde Betül'ü. Ne? Canım. Öyle öyle ablacığım. Biraz tartıştık biz bugün. Anlattı mı sana? Anlatmadı değil mi? Biliyorum kızım, biliyorum. Yine haddini aşmış. Ali Rahmet de en çok bundan yakınırdı. Hiç had hudut bilmeyen bir çocuk. Ama iyi bir insandır Fikret, iyidir yavrum. Çok üzülüyorum. Ne olur kusuruna bakma Züleyha'cığım. Olur mu evladım? Yok canım, geldi geçti. Gönül koymam ben, merak etme. Bu saatte Betül'le konuşmak nereden icap etti acaba?
Eskiden Bahtiyar vardı, onunla konuşuyordu, dertleşiyordu. Şimdi Bahtiyar da gidince çok yalnız kaldı. Herhalde konuşmak için çağırdı Betül. Ama sahi Bahti niye gitti ya Afyon'a? Kızlar, Gülhan'ın çantasına bakar mısınız? Bayıldım. Nereden almış acaba? Ay evet. Hakikaten çok güzel. Ay haspam, Paris'e gitti ya. Oradan almıştır, nereden alacak? Görgüsüz. Bir de masanın üstüne koymuş. Güzel çantaymış ama. Aa, Fikret'le Betül geldi. Nasıl geçelim? Bilmem, bana fark etmez. Şurası nasıl? Gayet uygun. Teşekkürler. Ne demek? Hayırdır inşallah. Ne ara bunlar bu kadar yakın oldu? Şaşırdım vallahi. Niye? Fikret Süleyha'nın konağından çıkmıyordu da. Betül içinmiş demek ki. Yakışanı da o zaten. Füsun teyze de burada. Annemin arkadaşı. Nerede? Şu tarafta. Bir merhaba diyeyim ben. Ayıp olmasın şimdi. Tabii tabii. Geliyor zaten. Betül. Füsun teyzeciğim. Merhaba. Merhaba canım. Aa, sen de beni teyze yaptın. Aşk olsun. Fikretciğim, merhaba canım. Nasılsın? Merhaba Füsuncuğum. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Lütfiye Hanım nasıl? Toparladı mı kendini biraz? Nasıl olsun işte. Biraz daha iyi. Kaç yıllık can dostu tabii. Kolay mı? Allah sabır versin. Sağ ol. Fikretciğim, bu arada senin de başın sağ olsun. Sağ ol Füsun. Sizler sağ olun. Siz ikiniz baş başa yemeğe mi geldiniz bakayım? Konuşacak işler vardı. Çay içelim dedik. Tabii tabii. Neyse. Ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. İyi akşamlar. Estağfurullah, iyi akşamlar. İyi akşamlar Füsun teyzeciğim. Hayır, bozuldu Füsun teyze dememi ama. Ay ne diyeyim ki? Annemin arkadaşı sonuçta. Baş başa yemeğe mi çıkmışlar? Hmm. İş güç konuşacaklarmış. Ya tabii tabii. Aç mısın bu arada, yemek söyleyelim mi? Yok değilim. Yemek hakkım saklı kalsın başka bir gün. Hay hay. Ne zaman istersen. Çay içelim mi o zaman? Olur. Saniyem, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ne oldu? Niye tartıştınız Fikret'le? Sorma Saniye. Nasıl sinirlerim bozdu bir bilsem. Ne oldu? Mehmet'e şirketin bahçelerini gezdiriyordum. Mehmet bizim şirketin yeni ortağı. Adam görmek istedi. Bahçeler şirketin malı çünkü. Gösteremem diyemem. Yani evet. Fikret geldi. Sinir küpü. Adama ağza alınmayacak laflar etti. Niye Züleyha'nın yanında dolaşıyorsun dedi. Niyetin ne dedi. Böyle abuk zubuk laflar. Beni korumaya çalışıyormuş beyefendi. Demir yok ya. Acaba yengesisin diye mi korumaya çalışıyor? Yani Mehmet Bey'le seni gördüklerinde el alem laf söz demesin diye mi? Saniye, adam ortağım. Tabii ki de oturup konuşacağım. Ayrıca sana mı kalmış beni korumak? Çok şükür ben kendimi koruyabilirim. Tabii canım, orası öyle. Betül'e ne diyecek acaba? Betül'e ne yapacak? Gidecek, dert yanacak. Aynı şirketteyiz ya. Mehmet'e karşı dolduracak herhalde. Belki rapor falan ister, hani işte Züleyha ne yaptı, nereye gitti, ne etti gibisinden. Kızın ağzından laf alacak sürekli demek ki. Betül yapar mı ya böyle bir şey?
Sanmıyorum. Betül iyi kız. Yapmaz öyle şeyler. Yani ben aslında sana bambaşka bir şey diyeceğim ama... ...senin üstüne vazife mi dersin diye de biraz çekiniyorum. Olur mu sanırım öyle şey? Söyle. Şimdi millet başka türlü konuşuyor. Kim? Ne diyor? Şöyle, Fikret'in niyeti Yamanların servetine konmak diyorlar. Ne? Kim diyor bunları? Var yani, kötü insan çok. Zaten Lütfiye abla da esas bu yüzden gitmek istiyor. Yani diyor ki biz burada kalırsak bu fesatçıların ağzı kapanmayacak. Ne diyorsun Saniye? Ne biçim insan bunlar? Olabilir mi öyle bir şey? Yani bence de öyle ama... ...bilmen lazım diye düşündüm. Demir haftalardır kayıp. Kaybolduğu günden beri hem Züleyha hem çocuklar bana emanet. Züleyha'yı korumak da benim vazifem. Betül, ben tanımadığım hiç kimseye güvenmem. O yüzden bu Mehmet Kara denen adama da zerre güvenmiyorum. Endişe etmekte çok haklısın Fikret. Değil mi? De hep böyle bir iyi niyet, abartılı bir kibarlık. Bir böyle değişik hareketler falan böyle konuşurken böyle bir falan. Ya ne oluyor ya? Sen görmedin mi bir hareketini? Nasıl yani? Züleyha'ya karşı mı? Yani Züleyha'ya karşı, ne bileyim şirket işlerine karşı. Her yere burnunu sokuyor ya. Bu herif bir dümen peşindeyse ki bence dümen peşinde. Bizim önlem almamız lazım. Burada da vazife sana düşüyor Betül. Çünkü benim senden başka güvendiğim biri yok. Açıkçası somut bir şeyini görmedim Mehmet'in. Hem idareyi de tamamen bize bırakmış durumda. Mehmet. Sen de mi Mehmet diyorsun? Yok canım. Yani normalde Mehmet Bey diyorum tabii. Şimdi böyle seninle konuşurken ağzımdan çıktı. Anladım. Fikret, bence de temkinli olmakta fayda var. Yani sonuçta hiç tanımadığımız bir adam. Böyle damdan düşer gibi geldi, girdi hayatımıza. Heh, yaşa. İşte ben de aynen onu diyorum. Dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer endişelerim varsa ben gözümü tartacağım, merak etme. Sağ ol Betül. Eğer bir şey görür de bana haber verirsen gerçekten çok sevinirim. Oo, ateş bacayı çoktan sarmış hanımlar. Bu işin sona nikaha kadar gider söyleyeyim. Şermin'in başına talih kuşu kondu. Demir abim yok diye üzerinde mesuliyet hissediyorsun değil mi? Hissetmez olur muyum Betül? Geç de olsa Demir'i abim bildim ben. Züleyha çok şanslı. Senin gibi bir kayınbirader olduğu için. Hala bize bakıyorlar. Yapma. Rahatsız olduysan kalkabiliriz hemen. Rahatsız olmadım ama şöyle rahat rahat da bir konuşamadık seninle. Seni bir yere götüreyim mi? Nereye? İşte adı üstünde bir yere. Gidince öğreneceksin. Hadi kalk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Allah tamamını erdirsin, ne diyelim. Vallahi Betül'cüm pırlanta gibi kız. Onun üzülmesini hiç istemem. İnşallah Fikret'i yarı yolda bırakmaz. Yok canım, Fikret öyle biri değil. Gülüm benim. Niye zahmet ettin kumru gözüm? Ellerine sağlık. Elime gafur. Bahçeden aldım. Soymadım bile.
Bayağı ataveri gidiverdim. Ne zahmet? Ya olur mu öyle şey Saniye ya? Bunun toplaması var, yıkaması var, ikramı var. Allah senden razı olsun Saniye. Ne oldu? Ne oldu? Dilin altına bir bakla var. Söyle. Ya, ne bakla olacak dilimin altında Allah aşkına? İyi madem. Saniye, bugün öğrendim. Barajın oradaki tarlalar imara açılıyormuş. Ha. Senin barajın orada tarlan mı var? Sen ne? Yahu 20 bin lira veriyorsun. 3-5 aya kalmadan 100 bin lira oluyor ha tarla. Bize ne gafur, bize ne? Bize ne? Yahu altın gibi fırsat Saniye. He? Kimsenin haberi haberi yok daha bilesin. Kimsenin haberi yoksa sen nasıl haberin oluyor? Belediyede çalışan Hasan yok mu? Teneke Hasan. He. Kız o gördü bugün beni. Hı. Kenara çektirdi yemin ediyorum. Kur'an'ın üstüne el basıldı. Aman dedi gafur kimsenin haberi yok. Tarlalar imara açılıyor. Benim dedi baba evim var ben onu sattım dedi. 50 dönüm dedi aldım 50 dönüm kimseye söylemeyesin dedi. Ben zaten biliyorum seni beni seviyor ama muhabbetimiz de iyidir yani zaman. Ya bize ne? Bize ne gafur bize ne? Ya nasıl bize ne? Biz de alalım. Ne? He? Ya Saniye, Allah aşkına millet mendil kadar tarla alıyor ha. 3-5 aya kalmadan değerleniyor. Gidelim alalım. Sonra müteahhitler bizim arkamızdan koşacak zaten. 1'e 3 kazanıyorsun ya, değerleniyor arazi. Biz de para kazanalım. Ne olmuş? He? Kız Hasan, Hasan ha. Teneke Hasan, belediyede çalışan. Babasının evini satmış, gitmiş 50 dönüm almış ha. Ya Hasan ha. Gafur ne edek? Sen de sat baba evini varsa 10 dönüm alırsın, ne var? Ya bankada yüzüm için koyduğumuz para... Banka mı? Banka ne banka? Yüzüm için koyduğumuz para yok mu bankada? Bak Gafur sakın. Sakın. Yemin içiyorum ha. Açgözlülüğün lüzumu yok. Ya Saniye, üzüm için koyduk zaten. Gafur seni öldürürüm. Yemin içiyorum seni öldürürüm. Kimse de alamaz elimden. Böyle pus gibi öldürürüm. Saniye bak. Yok ya. 3 kuruş zar zor biriktirmişiz. Onu da senin yüzünden havalara atacağız he. Müşrik. Bacanak. Ya sen bu saate kadar çalışıyor musun? Bacanak. Bacanak tabii. Bacanak değil miyiz? Sen benim Fadim'in, bacımın kocası değil misin? Sen herhalde karıştırdın ha. Senin bacın Gülten. Ne olur mu öyle şey? Fadik de benim bacım. Hem de dünya ahiret bacım ha. Ya bir şey mi isteyeceksin? Ya ben senden ne isteyeceğim Raşit? Çay getirmişim. Yorgunluk çayı içersin. Bir ara ver. Bir de çay getirmiş ya. Ya gel abi. Bir çay içersin beraber yaparız merak. Senin keyfin yerinde gafır. Ya beraber yapacağız diyorum sana. Gel 2 dakika bir çay iç. De valla. Vallahi beraber yapacağız. Ben yardım ederim bırak. Güzel demlenmiş değil mi? Ben demledim. İç bir tane daha getir. Hayret. Düğündeki altınları ne yaptınız? Sana ne kardeşim? Vallahi borç morç isteme hiç vermem ha gafur. Ya ne borcu Raşit Allah aşkına ya? Ne borç isteyeceğim ben senden ya? Soruyorum sadece. Niye soruyorsun kardeşim o zaman altınları? Altın gibi bir fırsat var o yüzden soruyorum ha. Tövbe tövbe.
Ya yani nasıl bir fırsat Gafur? Ya yok fırsat mırsat işte. Bir ağzımdan kaçırdım. Ya bir şey söylüyorsun bari sonunu getir ha. Ama söyleyemem. Bizim Hasan yok mu? Yemin ettim vallahi Kur'an üstüne el bastırdım. Bir şey söyleyemem. Gafur. Ya bir bak hele. Ya hadi ha. İyi akşamlar Fikret Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben çok mu hızlı gidiyorum yoksa? Biraz topuklar olduğu için yetişemiyorum sana. He, o zaman bir faydası olur gibime geldi. Nereye gittiğimizi söylemeyecek misin? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen çok mu sabırsızsın acaba? Merak ettim. Bekleyeceksin. Dondurmacı mı? Sevmez misin yoksa? Deli misin sen? Çok severim hem de. Doğru söyle. Gerçekten. Burada Ahmet Usta'nın tezgahı olurdu. Ben çok severdim hatta onun dondurmasını. Annemden hep isterdim ama sokakta yememe izin vermezdi hiç. O zaman doğru seçim yapmışım. Ahmet Usta geçen sene vefat etti. Ama şimdi Kamil tezgahın başında. Oğlu. Üzüldüm. Tabii gel. Kamil. Abi hoş geldin. Kardeşim hoş bulduk. Kolay gelsin. Teşekkürler abicim. Bak Betül Hanım, babanın meşhur dondurmalarına bayılıyormuş. Betül Hanım mı? Doktor Sebahattin abinin kızı mı yoksa? Aynen. Evet benim. Hoş geldiniz. Çok memnun olduk dönmenize. Hoş buldum, sağ olun. Peki neli istersin? Mesela ben hepsini istiyorum. Ben de. Az olsun ama olur mu? Babanızdan Allah razı olsun Betül Hanım. Anacığımı babanız kurtarmıştı. Eksik olmayın. Kamil ben de istiyorum. Kesin yemişsindir kesin. Fikret yemedim diyorum. Salyangoz yenir mi hiç hayatta yemem. Tamam. Peki. Kurbağa bacağı mesela. Nasıl ya? Yenmiş. Resmen kurbağa bacağı yenmiş. Yedim vallahi. Nasıl yedin ya? Vıcık vıcık kurbağa bacağını nasıl yedin bana bir söyler misin? Bilmiyordum ki kurbağa bacağı olduğunu. Arkadaşlarım kandırdı beni, bıldırcın dediler. Yiyip bitirdikten sonra söylediler. Nasıl anlamadın? Kurbağa bacağını bir insan nasıl anlamaz? Anlamadım işte. Küçücük bir şeydi zaten. Gerçekten bıldırcın sandım. Tadı da benziyor. Anladıktan sonra, fark ettikten sonra yememişsindir o zaman. Yok artık yok. Şaka yapıyorsun ya. İnanamıyorum. Yemin ediyorum şu an duyduklarıma inanamıyorum burada. Fikret sana yemin ederim. Tadı tavuğun tadına benziyor. Nasıl anlamadın? İnsan bilir ne yediğini. Nasıl aynı olabilir? Bir kurbağa bacağı, bir tavuk. Sen Almanya'da ne yiyordun? Normal şeyler yiyordum. Mesela sosis, işte döner, efendim söyleyeyim, kartofen yani patates. Bildiğimiz şeyler işte. Zaten biliyorsun Almanya'da çok yemek kültürü yoktur. Gelsinler de şurada Çukurova'da bir yemek görsünler. Öyle. Çukurova'nın kebabı başka. Aynen. Canın çekti herhalde götüreyim seni. Dondurmanın üstüne yiyemem şimdi. Tamam. Başka bir vakit gideriz o zaman. Yine sürprizli bir yere götürürüm seni. Olur.
Özlüyor musun Almanya'yı? Bazen özlüyorum. Orada büyüdüm sonuçta. Sen Fransa'yı özlüyor musun? Ara sıra. Ama en çok kafelerini özlüyorum. Almanya'da da şey vardır. Biergarten mesela. Çok meşhurdur orası. Dondurma da anlatmışsın ölüme. Dur ya, hallederiz şöyle. Yok, silelim de leke kalmasın. Uğraşma, uğraşma. Gerçekten elimi de batırdım. Hallederim ben şimdi. Fikret. Saat kaç? Daha çok erken. Hadi uyu sen. Sen nereye? İşlerim var da benim hemen çıkmam gerekiyor. Kahvaltı etseydik birlikte. Ama çok acil. Yani daha doğrusu toplantıya yetişmem gerekiyor. Anladım, tamam. O zaman işin bitince haber ver. Belki öğlen bir yemeğe çıkarırsan. Betül. Toplantıdan sonra da araziye gideceğim. Yani bütün gün yoğun olacağım. O yüzden bugün için biraz zor. Tamam, sen dinlen, keyfine bak. Ne yaptın oğlum? Ne yaptın oğlum sen? Seninle bir sabah kahvesi içelim şöyle karşılıklı. Olur canım, içelim tabii. Sana bir oda ayarlamak lazım Betül. İdare ediyordum aslında burada. Yok yok, ayarlayalım. Öyle koltuk köşelerinde olmayayım. Kahve sadeydi değil mi? Hı hı. Sabiha Hanım, bize iki sade kahve getirir misiniz? Teşekkürler. Dün ne yaptınız Fikret'le? Nereye gittiniz? Hiç. Oturduk bir yerlerde, çay içtik.
Sohbet için mi çağırmış seni? Ne konuştunuz? Havadan sudan. Amcasından da bahsetti tabii. Ali Rahmet Bey'in ölümünün tesirinden kurtulabilmiş değil hala. Demir hakkında konuştu mu? Konuştuk canım. Konuşmaz olur muyuz hiç? Uzun uzun anlattı onu Suriye'de nasıl aradığını. Hatta bir arkadaşı varmış Laskiye'de. Hala aramaya devam ediyormuş zaten. Ümidi var mıymış peki? Var. Mutlaka bulacağım onu diyor. Ben de inanıyorum ona. Umarım. Benden hiç dert yanmadı yani, öyle mi? Anlamadım. Niye yakınacaktı ki senden? Biz biraz atıştık da Mehmet Bey yüzünden. Öyle mi? Bahsetmedim. Ama şeyi söyledi tabii. Mehmet'e güvenmediğini. Siz bu yüzden mi atıştınız? Evet, bu yüzden. Sen güveniyor musun Mehmet'e? Vallahi açık konuşmak gerekirse güveniyorum. Niye güveniyorsun? Fikret'in dediği gibi aslında yabancı. Adam birden hayatımıza girdi. Züleyha'cığım, asıl güven duyan Mehmet Bey belli ki. Sen farkında değil misin? Adam sana imza yetkisi verdi. İstediğin zaman her şeyi yapabilirsin onu. Hisselerini satabilirsin. Onu borçlandırabilirsin. Fikret gereksiz yere vehim yapıyor bence. Böyle söyledin mi Fikret'e? Söyledim canım, söyledim, merak etme. Beni asla anlamıyor çünkü. Belki seni dinler. Belki. Otursana. Usta, sen düşündüm de. O adam ölmeyi hak etmiyordu. Eyvallah. Ama Fekeli'nin senin kim olduğunu anladığını bildiğim an bir karar vermem gerekiyordu. Yani sana soracak vaziyette değildim. Ben de bir karar verdim. Ama sen şimdi diyorsun ki yanlış yaptın. Ha, yanlış oldu. En başta konuştuğumuz şeye uymadı. Sen diyorsun ki ben iyice düşündüm. Sen bana yanlış yaptın. Güvenimi sarsın. Ha. Bundan sonra yollarımız ayrılsın. Herkes kendi yoluna diyorsan başım üstüne usta. Düşüneceğim. Sen neyi düşüneceksin acaba? Sana kalsa Yamanlardan zırrık koparamayız. Ne yapıyorsun? Motoru indireceğiz abi. Sana ne lan motordan? Ha? Amele misin oğlum sen? Bırak onlar yapsın. Bedo, sen benim sağ kolumsun. Anladın mı? Buraların yarı patronu sensin.
Bırak. Onlar indirsin motoru. Mehmet abi sinirli çıktı. Ne oldu? Ya bırak. Fekeli çok mata adammış gibi ona üzülüyor. Anlatamıyoruz ki. Sen hala küsmüşsün lan bana. Abinim oğlum ben senin. Abiye küslük mü olur? Kristal pavyona yeni konsular gelmiş. Bir içim su diyorlar. Hı. Ne yapalım? Ha? Gidelim mi? Ferekten bir gece çalalım. Ne diyorsun lan? Tamam, gideriz abi. Ha şöyle. Biraz eğlenelim. Sen şunları göz kulak ol. Kaytarmasınlar. Hadi. Hadi ustacığım, hadi, hadi. Bu araba yetişecek. Ercan, Fikret Bey banka teminat mektubunu Sabiha Hanım'a vermiş. Onu da ekleyin dosyaya, olur mu? Emredersiniz. Ben dosyayı hemen hazırlatıyorum o zaman. Yok, bunun daha zamanı var. Kalsın. Vergi dairesine gitmen lazım. Bizim bu son ihracatımızla ilgili bir borç çıkarmışlar. Garip bir borç. Onu bir öğren bakalım neymiş. Hemen efendim. Ercan. Buyurun. Bu arada seni ikinci kata taşıdım. Neriman Hanım'ın odasına. Senin odanı Betül Hanım'a verdim. Uygun olur mu senin için? Nasıl münasip görürseniz Züleyha Hanım. Peki. Çıkabiliriz. Ercan odası güzel, ferah. Rahat edersin. Aa, günaydın. Günaydın. Ay şekerim neredesin? Bir türlü açamadın şu kapıyı. Ay Füsun koşabiliyorum sanki. Ay doğru doğru, ben onu unutmuştum. Sabah sabah damladığına göre Ahmet gitti galiba. Ay gitti gitti, gideli de bir hafta oldu. Kendisi şu anda Libya çöllerinde ter döküyor. Ay aman iyi, Allah kavuştursun hadi. Ay kavuştursun, amin. Ama böyle ara ara kavuştursun Şermin. Ay böyle pek bir rahatım. Herkese seninki gibi bir koca lazım kızım. Bir gitti mi 6 ay yok, oh. Oh çok rahatım, çok şükür. İyi hadi geç geç. Tatlı aldım. Tatlıları tabağa koyayım, öyle geleyim. Ha, iyi hadi. Neymiş bu borç, sen öğrenebildin mi? Bir yanlışlık olmuş Züleyha Hanım. Mükerrer görmüşler. Mükerrer mi? Kızlara söyle ihracat raporlarını çıkarsınlar. Ercan, ne çabuk geldin. Odana bakmaya mı geldin? Ercan, beni bu konuda suçlamıyorsun değil mi? İnan ben de senin kadar üzgünüm. Seni odandan etmeyi hiç istemedim. Olsun, mühim değil. Mühim. Sen bu şirketin muhasebe müdürüsün. Zaten sen benim üstümsün. Bu oda senin hakkın. İnan yanındaki odayı tercih ederdim. Sana daha yakın olabilmek için. Boş ver şimdi odayı. Antalya'ya ne zaman gideceğiz? Konuşmuştuk ya, hafta sonu. Evet, biliyorum, konuşmuştuk. Ben de heyecanla bekliyorum. Kemer'de çok güzel bir otel açılmış. Hafta sonu gidelim mi? Bu hafta sonu mu? Olur. Olur, gidelim tabii.
Ercan'cığım bu arada ödeme planlarını imzalamamışsın. Şimdi imzalayacağım. Bir kontrol edeyim de. Ercan'cığım. Ben kontrol ettim onları. Hadi bir an önce imzala da hafta sonuna işi kalmasın. Olsun. Ben yine de bir kontrol edeyim. Ercan. Ben kontrol ettim diyorum. Bana güvenmiyor musun? Denize yakın mıymış otel? Yakınmış. Ne güzel. Yüzeriz o zaman ha? Yüzeriz. Bittiyse ben bunları servise vereyim hemen. İşleme koysunlar. Sen zahmet etme, ben veririm. Ne zahmeti canım? Sana yardım etmek benim için bir zevk. Öyle heyecanlıyım ki. Cumartesiye kadar nasıl bekleyeceğiz bilmiyorum. Çok güzel olacak ama. Öyle düşün. Ercan ne yapıyorsun? Biri görür. Hem ben bunları bir an önce vereyim ki işler hallolsun değil mi? Konuşuruz sonra. Ne zaman arayayım seni? Sabah sabah nereden çıktı bu tatlı? Kutlama tatlısı alayım dedim. Neyi kutluyoruz? Betül'ün Fekelilere gelin olmasını. Ay. Ay aman sen de nereden çıktı şimdi o? Ay ne demek nereden çıktı? Dün akşam bunlar baş başa şehir kulübüne geldiler. Ay öyle bir bakışmalar, baygın baygın göz süzmeler, fısıldaşmalar, gülüşmeler falan. Vaziyet ortada Şermin, söyleyeyim sana. Sen de şehir kulübünde bir çay içtiler diye yani hemen. Yok yok, ben biraz bu işleri biliyorsam kesin aralarında bir şey var bunların. Eh hayırlısı artık kısmet. Hani Betül'cüğüm mesut olsun da. Ay. Vallahi seni tanımasam neredeyse inanacaktım. Betül öyle laletayin biriyle birlikte olsaydı acaba aynı şeyi söyler miydin? Kim mesela? Kim mesela? Neydi şu? Ha sizin şirketteki. Ercan mıydı neydi öyle bir çocuk var ya. Onun gibi sıradan biriyle birlikte olsa acaba. Ay kızım mesut olsun diyebilir miydin? Yok artık. O kadar da değil. Davul bile dengi dengine. Herhalde davul dengi dengine. Neyse, hakkınızda hayırlısı olsun. Da. Ne? Lütfiye Hanım Betül gelin olarak kabul edecek mi? Niye etmesin Füsun? Lütfiye Hanım Betül'den iyisini mi bulacak Allah aşkına o kaba saba yeğenine? Kaba saba mı? Şermin'cim istersen seni biraz gözlerini açayım. O kaba saba dediğin adam var ya, şu anda Çukurova'nın en zengin, en yakışıklı ve de en gözde bekarı. Bütün kızlar adamın peşinde yani. Farkındasın değil mi? Neyse. Betül de Çukurova'nın en güzel kızı. Hatta Türkiye'nin en güzel kızı. Ay ben bir çay koyayım. Bir kuskuna yavrusu şahin gözükürmüş. Ne diyorsun öyle Füsun mır mır mır? Şey diyorum canım yani hakkınızda hayırlısı olsun tabii. Allah tamamını erdirsin. Amin canım. Bana bak. Hı. Bırak sen şimdi çayımayı. Limonata yap bize de içelim. Aldığın tatlı pek şekerliymiş. İçimi baydı. Fesat. Kıskanıyorsun tabii. Ne yaptın halledebildin mi? Ya kardeşim Fatih odadan çıkmadı ha. Oo, bacanak.
Yoklamamla karışmayayım. Çamaşıra girecek günü bu, daha ne yapayım? Ya ne zaman halledeceğim bacanak, kurban olayım. Hadi elini çabuk tut. Tamam. Allah Allah. Bu kuyumcu Nezir yok mu? Topal Nezir. He. Ha kardeşim sen git orada bekle. Ben yarım saat sonra geleceğim. Halledeceğim. Yarım saat sonra oradayım. Sakın geç kalma. Tamam. Halledip gelin. Hadi. Tamam. Hadi. Çabuk hadi. Vallahi ne yapıyorsam senin için yapıyorum ha, biliyor musun? Geleceğimiz için. Sen sefillik çekme diye vallahi. Peki pepelerimiz olur onlar için de. Gafur Bey, şuraya bir imza alalım. Yazının üstüne gelsin mi? Yok, biraz sol tarafa doğru kaydım. Çok güzel. Gafur Taşkın. Çok güzel, harika. Yakışıklı bir imza oldu. Murat Bey, para hazır herhalde. Şu 10.000'i ben size önce takdim edeyim. Murat Bey. Efendim? Bunu saydınız değil mi, tam değil mi? Bunu sizin için 3 kere saydık. 3 kere saydık. Tabii. Saymıyorum ben. Hiç saymayın. Bankamıza ve bize güvenin. Tamam. Şimdi 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Ben bir sayayım bir daha. Tabii toplamda 11.000. Tamam. Ben sayayım bir kere tabii de. Ki. Tamam Murat Bey. Gidiyorum ben. Bir saniye. Cüzdanınızı da vereyim. Yok, ben bunu hep unutuyorum. Evet evet oluyor. Hesap cüzdanı vallahi evet. Unutuyor insan. Güle güle harcayın. Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkürler. Çok sağ ol. Elinden ha. Mahkemeye. Evet. Ya neredesin Kafur, neredesin? Allah'ını seviyorsan. Güneşin altında bekle beklerdim ha. Gölgede bekleseydin salak. Allah Allah. Getirdin. Ya getirdim getirdim de Kafur. Ne? Ya bak hele bizi kandırmışlar değil mi? Ya Raşit Allah aşkına. Sen benim bir gözlerimin içine baksana. Bende kandırılacak göz var mı? He? Ya bak hele paramız maramız yanmaz değil mi? Bak vallahi var ya Fadik beni keser ha. Allah Allah kardeşim. Bak. Görüyor musun parayı? Çocuğumun istikbali var benim şu anda cebimde. Bankadan çekmişim bak çocuğumun istikbali diyorum ha. Ben bu parayı suya atar mıyım? Ben manyak mıyım? Ben deli miyim? Bir bak sen bana. Ben sağlam yere basarım. Tamam Raşit. Git sen git. Git konağa git tamam.
Senin şüphen var kardeşim. Git, zengin olmak istemiyorsun. Allah aşkına git ya. Benim vaktimi alıyorsun burada, çene çalıyor. Ya dur, dur. Risk almak istemiyorsun Allah ya. Allah. Hemen şey yapıyorsun. Ne yapıyorum ya? Sokağın ortasında beni bağırtırıyorsun. Kıl tanesi kadar şüphem varsa... Ya şüphem yok. Var şüphem. Ya şüphem yok. Var kardeşim. Ya yok ha. Gözünde görüyorum ben seni. Ya şüphem yok ha. Tamam. Risk almadan kazanamazsın. Ya şüphem yok, tamam. Tamam kafir ya, şüphem yok. Vallahi. Tamam, satacağım. Bak kuyucu, hadi git. Ay çay da anca demini aldı. Ay Füsun. Hı. Bir hamur mamur bir şey kızartsaydın ama. Böyle kuru kuru mu içeceğiz çayı? Oldu canım, istersen bir de börek açayım. Sabahtan beri sana hizmet ediyorum Şermin. Vallahi canım çıktı. Aşk olsun Füsun. Ya en yakın arkadaşına bir çay demlemişsin, çok mu? Şermin Hanım, nasılsınız inşallah? Ya o bacak kaynamıştır artık. Kuru kuru da çay içiyorsunuz. Saniye mutfakta yapmıştır börek çörek. Bacanak getirir size birazdan. Hadi. Hadi siz. Var vallahi bir işler çeviriyorlar. Füsun. Vallahi çevirmişler bile. Ay barajın oradaki arsayı almış bu salaklar. Kesin almışlar. Ay! Vallahi keyfim yerine geldi. Çayın güzel olmuş ama, eline sağlık. Afiyet olsun. Şu yakışıklılığa bak Allah aşkına. Şu bakışlara bak, nasıl ateş ediyor. Vallahi doğru diyorsun ha, çok güzel çıkmışım ben. Bana diyorum, bana. Bak hele. Sen aynı böyle ne bileyim karpuzun kafasına saç koymuşlar sığır. Nasıl gülüyorsun bir de ya, tipe bak Allah aşkına. Malak mı sırıtmışsın ya? E sen kardeşim, surata bak. Aynı mahkeme duvarı gibi. Allah Allah. Ya sen çok kıskançsın ha. Ben? Vallahi sen çok kıskançsın. Vallahi sen kıskançsın. Yok yok yok, sen çok. Vallahi sen kıskançsın. Ben çekemiyorsun ha. Ya ben seni niye çekemiyorsun Allah aşkına? Kıskanç ya. Ya kafır var ya, acayip heyecanlıyım ha, biliyor musun? Ya ilk defa bir patron olmuş ben. Bacanak. Bak, sen benim sözümü dinle. Daha böyle çok tapın olur. Ama bak, benim lafımdan çıkmayacaksın. Laflarıma riayet edeceksin. Şimdi bak, ben bu tapuyu alayım. Güzel bir yere saklayayım. Kafamda da bir yer var aslında, dur bakalım. Niye mi sende kalıyor kardeşim? Bende dursun. Bacanak, sende nerede kalacak? Kibrit kutusu kadar yerde yaşıyorsun. Nereye saklayacaksın? Ya sana ne kardeşim, Allah Allah. Ben bulurum bir yer. Ne yapacaksın sen? Bacanak. Ya nereyi bulacaksın? Allah aşkına, odada koyacaksın bir yere. Fadik bulacak. Fadik ne yapacak? Saniye'ye gidecek. Saniye ne yapacak? Hanım ağaya gidecek. Ondan sonra bak, benim başım belaya girecek. Ya kardeşim, benim cennet kuşum söylemez kimseye. Allah Allah. Ben de duracak diyorsan ben de duracak kardeşim. O kadar. Kardeşim, ha sen de durmuş, ha ben de durmuş. Tapu bizim tapumuz. Neyi tartışıyoruz? Mesele ne o zaman kafır? Ben de duracak diyorum. Sen nereye saklayacaksın? Kardeşim, ben ne dursun diyorum ya, ha. Yok, ben de duracak. Ya sen nereye saklayacaksın? Ya sana ne kardeşim? Allah Allah, bulurum diyorum sana ya. Yırttın sır, yırttın. Asıl sen yırttın, benim tapumu yırttın. Ya Allah aşkına yırttın. Ah kafir, dinime imanıma gider, benim hanım kahyama söylerim ha. Git söyle ulan. Git söyle. Ben de Fatih'e gideceğim, diyeceğim ki Raşit bütün altınlarını sattı. Hı? Hadi git söyle, git söyle. Ben de duracak. Ya ben de duracak. Dursun ben de. Yırtılıyor tapu. Bıraktırsan yırtamaz. Bırak. Vermiyorum. Ben de vermiyorum. O yırtılacak. Vallahi yırtılacak mı diyeyim. O yırtıldı, yırtıldı. İşte ya. Bırakırsan yırtılmaz. Vermiyorum. Ya bırak diyorum sana. Geç
Gel. Yatak olmaz, devamlı temizliyorlar. Dolap dolmaz. Burası. Ana Flora burada. Ya nerede bulacak kadın? Aklı melekeleri başında mı? El ayağı titriyor. Burayı niye açsın ya? Koy işte. Koy şunun altına. Üstünü örtersin onunla. Ne kat? Kat kat. Ört üstünü işte. Tamam tamam hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi gidelim. Ha, Gafur. Ne oldu? Bak ara ara geleceğim bakacağım ha. Vallahi alırsan var ya gider tek tek benim hanımkayımı anlatırım. Bak ben diyorum. Bacanak. Ya sen niye bana güvenmiyorsun? Sen niye Gafur Ağa'na birazcık güvenmiyorsun ya? E ben sana güveniyorum. Bak kalbim kırılıyor ama üzülüyorum ha. Vallahi çok üzülüyorum. Ben belli etmem ama içime atarım. Şunları Tahir'in oraya gidek de biraz keselim gözlerine girmesin mi canım? Hadi bacana. Hadi gidelim. Keşke. Kız bu suyun hali ne? Mikrop yuvası olmuş. Tifo olacağız hepimiz. Fadik! Abla! Kız bu havuzun hali ne böyle? Bunu niye temizlemiyorsunuz? Abla temizliyorlar. Kız kim temizdir? Tüfe olacağız kız. Hastalanacağız. Allah aşkına sinek tutmuş orayı. Vallahi yoktur o. Hayırdır Gafur, sizin konakta ne işiniz var? Haminenin odası biraz serin oluyor. Saniye orada yattık. Böyle bir saat kestirdik. Ama böyle ayaklar başlar yani. Kucak kucak. Ya bu sığır ha. Musluğu bozmuş. Musluk? He. Ya küçük ela yok mu? Musluğu çevir 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 tabii. Musluğun tepesini tas atmış. Her yer su, her yer. Gittim bir tamir ettim orayı, güzel musluğunu tamir ettim. Allah'ım ya Rabbim. Raşit ben sana kaç defa diyeceğim ya. Şu yavaş aç şu muslukları ya. Ya boş ver bacım ya. Bir musluk yüzünden niye kızıyorsun adama? Ben hallettim. Tamam. Hadi bacanak, işimiz gücümüz var bizim ha. Gidek. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Bacanak. Bacanak mı? Bacım bunlar ne karıştırıyorlar ya? Ay aman abla ne karıştıracaklar? Beygir Sülur'un oraya gideriz. Ciğer yeriz. Sayende tapu sahibi oldun. Hiç bırakların yok ha. Ya, ya bırak kafalarına sevim. Ben olmazsam sen de tapu sahibi olamam kardeşim ya. Çoğu ciğeri sen ısmarlayacaksın. Ya niye ben ısmarlıyorum kardeşim? Ha bütün oraya gidelim ya. Sana sen de borcun vardı. Yazdırız. Hadi anne, ne bakıyorsun? Ya yürüsene. Verecek mi sence? Vermeyip de ne yapacak? Ya vermezse? Ya defolun gidin derse? Ne yapacağız kız şimdi? Sen bu zengin milletini bilmiyor musun? İsimlerine leke düşecek diye ötleri patlar bunların. Ne istiyorsak karısından alacağız, hiç merak etme. Kadın ya defolun gidin derse ne yapacağız? O zaman biz de sokak sokak gezer, Demiryaman böyle bir şerefsiz biridir diye bağıracağız. Kadın kocasının Çukurova'ya rezil olmasını göze alamaz değil mi? Alamaz değil mi? Ama kız, zengin bunlar. Adamları da vardır. Ay anne, amma uzattın. Çok kolay olacak diyorum. Hadi yürü, yürü. Merhaba. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Demir Bey'in hanımı burada mı?
Züleyha Hanım burada ama şu anda bir toplantısı var. Daha sonra. Kendisiyle mühim bir konu hakkında görüşmemiz lazım. Odası şura mı? Çok meşgul. Randevusuz kimseyi kabul etmiyor. İsterseniz önümüzü... Önemli bir konu hakkında görüşmemiz lazım hanımefendi. Ve hemen görüşmemiz lazım. Ben de kendisi çok meşgul diyorum. Aa! Bir dakika, böyle giremezsiniz. Ne oluyor? Sizi görmek istiyorlar Züleyha Hanım. Randevusuz kabul etmiyor dememe rağmen illa görmek istiyorlar. Züleyha Hanım sen misin? Siz kimsiniz? Züleyha Hanım, benim adım Selma. Bu da annem Ayten. Sizinle mutlaka konuşmamız lazım. Annemin size anlatacakları var. Olur. Alın Sabiha Hanım'dan randevu. Müsait bir zamana gelin konuşalım, olur mu? Meşgulüm şimdi. Ama beyinizle alakalı. Çok mühim. Geçin. Sabiha Hanım'ın telefonunu alamayın. Peki efendim. Evet, sizi dinliyorum. Ne söyleyeceksiniz eşimle alakalı? Züleyha Hanım, siz Demir Bey'in ikinci hanımı oluyorsunuz değil mi? Evet, öyle. Senden önce de Filiz'le evliydi. Epeyce de evli kaldı. İsterseniz sadede gelin. Benim vaktim yok, söylemiştim. Yani kocanın Filiz'le evlenmeden önce yaptıklarından haberin var mı diyorum. Hanımefendiler bakın, ben sizin kim olduğunuzu bilmiyorum. Derdinizi de anlamadım. Ama buraya Demir'in mazisini konuşmaya gelmediniz herhalde değil mi? Eğer öyleyse gerçekten vaktim yok. Eğer başka bir şey söyleyecekseniz buyurun. Söylemeyecekseniz lütfen. Demir'in zavallı Hülya ablaya yaptıklarından haberdar değilsin yani. Öyle mi? Hülya'ya mı? Kim Hülya? Hülya'nın abisi Demir Bey'in eski ortaklarındandı. Bir zamanlar. Hakan Gümüşoğlu diye biri. Mersin'de şirketleri vardı. Ne olmuş Hakan Gümüşoğlu'na? Hakan Gümüşoğlu'na bir şey olduğu yok. Olan Hülya ablaya oldu. Zavallı kızcağız. Hakan Bey'e de oldu aslında olanlar. Kocan adamı batırdı. Hülya abla çok güzel, narin, çıtı pıtı bir kızdı. Allah var, kocan da dalyan gibi yakışıklı, boylu poslu adamdı. Avrupalarda okumuş. Kocana tutuldu tabii Hülya abla. Aşık oldu. Hanımefendi ne diyorsunuz? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Diyorum ki Hülya abla Demir Bey'e aşık oldu. Münasebetleri bu şekilde başladı. Münasebet? Hem de ne münasebet, ne münasebet. Size ne bundan? Yani... Kocam benden önce, hatta ilk eşinden önce bir münasebet yaşamış. Size ne? Kocam Hülya'yla bizim evimizde buluşuyordu. Çünkü ortağı münasebetlerini bilmiyordu. Demir saklıyordu yani, öyle mi? Hakan Bey'den çekiniyordu galiba, bilemiyorum. Hülya abla o zamanlar gencecikti. 18'ine daha yeni basmıştı. Senin yaşın tutuyor peki bunları bilmeye? Ben o zamanlar 10 yaşındaydım. Hülya ablayı da çok severdim. Hülyacık ta İzmir'den gelirdi bizim eve. Kocanla gizli gizli buluşurdu. Ta ki Demir onu ortada bırakana kadar. Ne demek ortada bırakmak? Anlatamadım galiba. Kızcağız Demir'le evleneceğim derken... ...kocan gitti Filiz'le evlendi. Ayrılmışlar demek ki. Gencecik kızı ortada bıraktı. Şimdi konuşturma beni. Hülya abla kocana ne mektuplar yazdı. Yalvar yakar. Ah canım. Anladım. Anladım niyetinizi. Demir'in ortadan kaybolduğunu öğrendiniz herhalde. Kızcağız kendini 4. kattan attı. Kötürüm kaldı. Şimdi ne yürüyebiliyor ne de konuşabiliyor. 15 yıldır. Tam 15 yıldır.
Keşke ölseydi. Sabiha Hanım. Hanımefendileri dışarı alabilir miyiz? Kocam bize her ay para verirdi. Susalım diye. Sen de vereceksin. 5 kuruş vermem. Buyurun. Yazık sana. Sen de kocan kadar vicdansızmışsın. Kocan gencecik bir kızın hayatını mahvetti. Alın şunları. Vereceksin o parayı. Seni bütün Çukurova'ya rezil ederim. Vereceksin. Defol! İspatlarım, vereceksin o parayı. Hadi. Merhaba. Kimdi o kadınlar Julia? Bağırıp duruyorlardı. Delireceğim Mehmet, gerçekten delireceğim. Delirecek bir şey yok, anlat bakayım ne oldu? Demir ortada yok ya. Hı. Yalnız kaldım. Herkes üstüme geliyor işte böyle. Yok, yalnız değilsin. Ben yanındayım senin. Anlat. Teşekkür ederim. Teşekkür edecek bir şey yok, biz ortağız. Git şantajcı, dolandırıcının teki. Şantaj yapıyorlar bana. Para verecekmişim. Demir veriyormuş bu zamana kadar. Şimdi ben para verecekmişim. Vermezsen bütün Çukurova'yı anlatacaklarmış, öyle dedi. Neyi? Bu Hakan Gümüşoğlu var ya, Demir'in eski ortağı, duymuşsundur. Hı. Evet. Söyleyip duruyorlar yanında. Onun bir kardeşi varmış, Hülya. Demir'in onunla bir münasebeti olmuş. Bu kadının evinde kalıyorlarmış Mersin'de. İşte Demir kızı terk etmiş. Kız da kendini bir yerden atmış, sakat kalmış. Onu anlatıyor bana. Hakan Gümüşoğlu var ya, onun bir kardeşi varmış Hülya. Demir'in onunla bir münasebeti olmuş. İşte Demir kızı terk etmiş, kız da kendini bir yerden atmış, sakat kalmış. Onu anlatıyor bana. Aç karnımla çay içtim ya ben. Midem nasıl bulanıyor, nasıl bulanıyor şimdi? 2 saatte bir yemeği getiremiyor bu Gülten ya. Mıymıntı ya. Hiç sevmiyorum mıymıntı insanlar. Gülten! Kız bırak bırak, ben soğuk yerim ha. 2 saat oldu ya. Mıymıntı. Şişt, bak hele gafur. Şimdi kardeşim bizim arazilere imar gelince 2 katına çıkacak değil. Ya ne 2 katı? Bacanak 3 katına kadar çıkacak. Adana'mız büyür. Ya buralar komple şehirleşecek. Tabii. Ya ben sana ne diyorum? Biz de zengin olacağız. Vallahi zengin olacağız. Çok paramız olacak, çok zengin olacağız ya. Vallahi çok zengin olacağız. İyi bak hele, şimdi sen zengin olunca ne yapacaksın? Yani gene tarla marla alacaksın. Yok canım, ne tarla tapanı, bıktım tarla tapandan. Sabahtan akşama kadar çapa sallamaktan anam ağlamış. Tarla diyorsun bana artık, tarla marla almam ben artık ya. Şey, vallahi büyük şehirde büyük bir dükkan alacağım Raşit. Ya büyük dükkan ne yapacaksın? Büyük bir ciğerci açacağım. Ciğerci? Ciğerci? Ne olmuş? Bir dinle hele. Ya bizim Naci yok mu? Karabey'in ustası, ciğerci ustası. Yedin ondan hiç? Oo, Allah var. Çok güzel. Kardeşim, gideceğim Naci'ye. Kaç para maaş istiyorsun? Al diyeceğim. Geçsin dükkana. Ben de hem yiyeceğim, hem çalışacağım. Ya neyse kardeşim, sen boş ver şimdi ciğerciyi, kebapçıyı da. Bak ben ne düşünüyorum. Ya kardeşim, bizim arazileri verelim bir müteahhite.
O düksün binayı. Kardeşim, kaç tane çıkarsa yarısı onun, yarısı bizim. Misal, 12 daire çıktı. Yarısı ona, yarısı bize. Sonra ne yaparız? Kardeşim, 3 sana, 3 bana. Vallahi doğru diyorsun Raşit ha. Birinde sen otursan kardeşim, ikisinden aldığın kirayla ooo. Aydan aya topla paraları, kiraları. Değil mi? Ooo, vallahi mis yan gel yan. Yemek hazır. Ya Gülten neredesin kız sen? Kaç saat oldu? Vallahi ya sen iyice mıymıntı oldun. Ben hiç sevmiyorum mıymıntı insanı ya. Kimden topluyorsunuz kiraları? Ne kirası kız? Raşit dedi ya. Ne kirası? Ya yanlış anladı herhalde ha. Vay şey diyor bu ya. Duran'ı diyor, Duran'ı. Ya bizim Duran yok mu? Yaşlı. Oturuyor, kağıt oynuyor. Raşit de demiş ki ben demiş tarlaların kirasını toplayamıyorum demiş. Sen git topla. Niye toplayamıyorsun kardeşim? Kalk kağıt oyununda git topla değil mi? Bütün kahvede oynuyor. Sen sakın çöpünü karıştırma. Ya yok ha. Vallahi var ya Duran emmi de iyi alıştı atan böyle. Yan geliyor, yan yatıyor vallahi. Aman iyi tamam. Size afiyet olsun. Haydi. Saniye. Ne abla? Kızım bunu çocuk odasında unutmuşuz. Bir sudan geçiriver. Sıcak su olsun ama olur mu? Tamam abla geçireyim. Yemek pişti mi? He pişti. Evvelinde bir çay demledim. Vereyim mi? Hadi ver karşılıklı içelim. Yine Fikret'e mi takıldı aklım? Ona takılıyor, başka şeylere takılıyor. Başka şey ne? Ben rahmeti düşünüyorum. Allah rahmet eylesin. Allah abla aklım almıyor yani bu kadar insan ölmeden evvel nereye gittiğini bulamadık ya. Evet, bulamadık. Ankara'ya gitmediğini biliyoruz artık bundan eminiz. Suriye'ye de geçmemiş. Peki o zaman bu adam bu kadar saat neredeydi saniye? Yani orası meçhul. Orayı bilmiyoruz. Abla acaba hiç Çukurova'dan ayrılmadı mı? Yok canım. Öyle bir şey olsa mutlaka bir gören bilen olurdu kızım. Hem sonra bir yere gitmeyecekse niye Ankara'ya gidiyorum desin değil mi? Yok bir şey oldu saniye. Bir yere gitti Ali Rahmet. Ama nereye gitti? İşte onu bilmiyoruz. Ceketimizi de giyelim. Anneciğim bu sana küçük mü oldu? Benim aslan oğlum kocaman oldu. Çünkü abi oldu. Ceketleri gelmiyor artık. İyi akşamlar Züleyha'cığım. Betül, hoş geldin. Hoş buldum. Bizim de ceketimiz olmuyor Betül teyzesi. Onu konuşuyoruz oğlumla. Büyüdü tabii annesinin prensi. Büyüdü. Maşallah ona. Çıkaralım anneciğim olmuyor bu sana hadi. Duydun mu bugün şirkete gelen kadınları? Duydum. Sinirlerim çok bozuldu Betül. Elin 40 kat yabancıları beni soymaya çalışıyor ya. Etrafı boş buldular tabii. Züleyha, sen bence asıl yakındaki hainlere bak. O ne demek Betül? Seninle mutlaka bir şey konuşmam lazım. Konuşalım. Ne hakkında? Şirket hakkında. Mühim bir mesele. Züleyha'cığım. Bunlar bizim şirket adına kesilmiş. Yaman dış ticareti. Toplamı 20.000 lira. Evet. Maalesef bu faturaların karşılığı olan mallar bizde yok. Nasıl yok? Basbaya. Faturaların kendisi var ama mallar yok. Allah Allah. Bir yanlışlık oldu herhalde.
Oluyor bazen böyle. Yarın tekrar stokları saydırırız Betül. Saydırdım Süleyha'cığım. 3 kere kontrol ettim. Bakmaz olur muyum hiç? Hem bunlar bizim envanterimizde olan mallar bile değilmiş. Daha önce hiç almamışız. Mutlaka ihtiyaç olmuştur. O yüzden almışlardır. Bilmiyorum, yarın araştırırız işte. Ben de senin gibi düşündüm. Bir ihtiyaçtandır dedim. Ama maalesef sonra bunu buldum. Ne bu? Bizim şirkete ait bir ödeme talimatı. Altında Ercan'ın imzası var. Kimin hesabına para gönderilmiş ki? En altta yazıyor. Kendin bak istersen. Ercan'ın hesabına gönderilmiş para. Maalesef. Hem de toplam 20.000 lira. Betül, ne diyorsun sen? Bilmiyorum Züleyha. Düşünüp duruyorum ben de. İlla ki bir mantıklı açıklaması vardır dedim ama çıkamadım işin içinden. Yani Ercan zimmetine para mı geçirdi? Onu mu diyorsun? Züleyha'cığım, faturalar ortada. Stoklarda karşılığı olmayan malların faturası. Ercan'ın kendi hesabına aktardığı para da belli. Ne tesadüf ki tutarı aynı. 20.000 lira. Sence başka bir şey olması mümkün mü? Yapmaz Betül'cüğüm Ercan böyle bir şey. Ben de şoke oldum. Ya sonuçta yıllardır yanımızda çalışan, her şeyimizi emanet ettiğimiz, güvendiğimiz bir adamdan bahsediyoruz sonuçta. Demir abimin yokluğunda şeytana uydu herhalde Süleyha. Gözden kaçar zannetti. Baksana tarihlerin hepsi yeni. Ne olduysa bu birkaç hafta içinde olmuş. Yok Betül'cüğüm, bir emin olalım da emin olmadan kimsenin günahını almayalım biz. Durum ortada Züleyha'cığım. Yok yok, bir yarın olsun. Aslında astarını öğrenelim. İcabına bakarız, ne gerekiyorsa yaparız yani. Peki. Peki canım, sen nasıl istersen. Ben fark ettiğimi söyledim sadece. Sonuçta bu şirketin başı sensin. Bundan sonra yapılacak olana sen karar vereceksin. Ama Fikret, olmuyor ki böyle. İnsan aç durur mu evladım? Aç değilim Rüfem. Zaten öğle yemeğini geç yedim. Canım istemiyor. Ne demek canım bir şey istemiyor? Yemeğin yoksa kır 2 yumurta ye çocuğum. Olmaz böyle aç aç. Bak ben sana söyleyeyim. Nazire abla bir şeyler yapmış. Yemek var yani. Dediğim gibi canım istemiyor. Yorgunum zaten. Yatıp uyuyacağım. Sabah erkenden kalkacağım. Zaten hep bunu yapıyorsun. Sabah erken kalkıyorsun. İşe gidiyorsun. Gece geç vakit geliyorsun. Ne yiyorsun, ne içiyorsun, ne uyuyorsun? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hastalanırsın. Yapma çocuğum, ne olur. Tamam, sen merak etme, ben bakarım kendime. Siz ne yapıyorsunuz? Kerem Ali nasıl? Keyif yerinde mi? İyiyiz, biz iyiyiz. Kerem Ali de iyi. Kardeşleriyle oynayıp duruyor. Güzel güzel. Sevindim. Aslanım, o benim için öp, olur mu? Olur, öperim. Seni de öperim. Dikkat et kendine, tamam mı? Tamam Lütfiye. Allah rahatlık versin. Hadi yavrum, sana da. Fikret mi? Evet. Yani tek başına, bir düzeni yok, yemek yemiyor. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Uzatmayalım artık bu meseleyi Lütfiye abla. Hangi meseleyi? Bu Fikret meselesini. Gelsin istediği zaman, benim için bir mahsuru yok. Özlemiştir sizi haklı olarak. Bir tatsızlık çıktı aramızda, evet, ama Demir'in kardeşi sonuçta. İlelebet küs kalacak değiliz, geçti gitti. Mesele Fikret'in buraya gelip gitmesi değil kızım. Niye Lütfiye ablacığım? Bir sorun mu var bilmediğim? Rahat mı ettiremiyoruz yoksa? Hey, olur mu hiç öyle şey? Bilakis. Bütün kızlar, herkes hürmette, saygıda kusur etmiyorlar evladım. Allah razı olsun ama o değil be Züleyha. Olmuyor kızım. Bak yani birkaç gün daha kalırım dedim ama kaldım say. Biz bir ev bulup taşınalım diyorum. Fikret de otunu ocağını bilsin.
böyle o orada, hani ben burada, sen böylesin. Hani düzen, anladın mı? Züleyha, ne olur ağlama. Bak ben başka eve taşınsam da elimin üstünden çekmem. Yine her dakika burada olurum evladım. Hani anladın mı? Ailem senin. Hiçbir şeyim kalmadı. Her şeyim mahvoldu. Yapma çocuğum böyle, yapma. Her gecenin bir gündüzü vardır. Üzülme bu kadar, ne olur. Herkes benden para koparmaya çalışıyor. Elin yedi kat yabancısından en yakınıma kadar Lütfiye abla. Beni soymaya çalışıyorlar. Ha sen şu gelen geçen gün saçma sapan kadısı. Aman be Züleyha'cığım, ay kale bile alma, gördün işte deli gibi bir şey geldi. Deli gibi yok oldu. Üzülme bir tanem sen. Sırf o değil ki Lütfiye ablacığım. En güvendiğimiz adam, dürüstlüğüne en inandığımız adam bizi dolandırmaya çalışıyormuş. Kimmiş o? Ercan. Ah! 15 yıllık çalışanımız. O da demirin yokluğuna fırsat bilmiş. 20.000 lira. 20.000 lira dolandırmış beni Lütfiye abla. Tüh, yazıklar olsun. Ben perişan oldum. Ailem mahvoldu, daldım. Milletin derdine bak. Kimsenin umurunda bile değil. Canım benim. Canım benim. Ne olur üzülme. Ay ben sana kıyamam. Ne olur üzülme Züleyha. Ne olur üzülme, ağlama. Canım. Benim abicim. Benim. Mis kokulum benim. Canım. Geldim bak. Züleyha'cığım. Al yavrum. Akşamları artık çok serin oluyor. Şöyle örtün. Ablacığım ne zahmet ettin, sağ ol. Bir de hastalanma başımıza kızım. Ama artık üzülme, tamam. Hiçbir yere gitmiyorum. Sen beni kovana kadar buradayım. Seni hiç yalnız bırakmayacağım güzel kızım. Canım ablam, iyi ki varsın. Canım abi. Ne yapıyorsun bakayım? Hı? İyi misin? Ben seni çok özledim ama. Ha? Benim prensesim. Çok özledim ben seni. Şimdi sana bir iki bir şey soracağım ben, tamam mı? Ama bana doğru cevap vereceksin. Asla kızmak yok. Üzülmek yok. Tamam. Ve korkmak yok. Söz mü? Kıyamam ben sana hiç. Hani benim bir arkadaşım vardı Demir Yaman diye. Onunla bir şey yaşadım mı? Bakayım bana, bak benim yüzüme bak. Bana bak sen. Mersin'de mi buluşuyordunuz? Tamam. Annemiz biliyor muydu? Peki ya Erkan'ımız?
nasıl haberleşiyordunuz? Hülya sevgilim, iyi ki yollarımız kesişmiş. İyi ki seni tanımışım. Beraber geçirdiğimiz her saat benim için bir mükafat. Aramızdaki her şey, her neyse yaşandı bitti Hülya. Artık ikimiz diye bir şey yok, beni unut. Ben bir başkasıyla evlenmeye karar verdim, sen de kendi yoluna git. Beni arama sorma, tek satır bile yazma diye kaç defa söyledim. Bitti diyorum, anlamıyor musun? Bitti. Kimse seni üzemez. O bunun bedelini ödeyecek. Tamam mı? Erkan'ımıza yaptığının bedelini ödeyecek. Tamam. Tamam mı? Bak bakayım abine sen. O yüzünü asma. Tamam. Sence o kadınlar doğru söylüyor mudur abla? Yok, hayır. Yani Demir böyle şey yapar mı hiç Süleyha? Düşünsene evlat. Yok, yok, yok. Uyduruyorlar. Ben sana söyleyeyim. İşin kötüsü ne biliyor musun? Ben böyle göğsümü gere gere bütün kalbimle inanarak Demir öyle bir şey yapmaz diyemiyorum ablacığım. Benim kocam öyle biri değil. Bir genç kızın hayallerini mahvetmiş olamaz diyemiyorum. Süleyha'cığım, sen söylemiyor muydun? Demir çok önceleri bazı yanlışlar yapmış. Ama şimdi o kadar iyi bir baba, o kadar harika bir eş ki. Hepsini unuttum diye. Ha? Ben unuttum diye Demir'in karakteri hiçbir zaman değişmedi ki. Kolay gelsin. Sağ olun. Buyurun. Kime bakmıştınız? Kemal Yörük. Siz misiniz? Buyurun benim. Benim size bir işim düştü. Ercan gönderdi beni. Ercan Köklü, Yaman Holding'in muhasebe müdürü. Bu faturayı ona siz mi kestiniz? Evet. Bana da lazım bundan. Fazlası mı lazım? Bir bu kadar daha. Açığı kapatmaya yetmedi maalesef. Demir Yaman varken Yamanların böyle işlerle işi olmazdı. Demek patron olmayınca
Bu işlere ihtiyaç oluyormuş. Ne kadar lazım size? Bir sorayım. Züleyha'cığım bir gelir misin? Eyvah. Hanım ağa mı? Hanım ağa mı? Züleyha'cığım, bu beyefendi Ercan'a fatura kesmiş. Daha ne kadar lazım diye soruyor. Sen mi yardım ettin Ercan'a naylon fatura işinde? Yok hanım ağam, böyle işlerle işim olmaz. Ercan zorladı beni, tehdit etti. Mecbur kaldım. Ne kadar zamandır arkamdan iş çeviriyorsun? Daha kaç tane böyle fatura kestin arkamdan? Sadece bu hanım ağam Yamanlara kestiğim. Diğerlerini Niyazi'ye kestirmişler. Ben burada çoluk çocuğumun rızkı için çalışıyorum namusumla. Neyin namusu lan? Neyin namusu? Sahte fatura kesiyorsun, neyin namusu? Çocuklarımın üzerine yemin ederim hanım ağam. Çocuklarımın başı için. Ercan zorladı beni. Çocuklarının üzerine. Onlardan da utanmadın değil mi? Rezil herif. Pislik seni. Elini ayağını öpeyim hanım ağam. Çekil git. Bir daha yaparsam yarına dışarı çıkmak nasip olmasın. Yapmayacaksın zaten. Yapmayacaksın. Hele bir yap. Gözüm üstünde. Eğer bir daha böyle bir yanlışını göreyim, hapsi boylarsın. Anladın mı beni? Tövbe hanım ağam, tövbe. Beni çağırmışsın abla. Hah, gel saniyem gel. Şu hazır çocuklar bahçede oynuyorken onların küçülenlerini diyorum toplayalım. Huğulara yollayalım. Ne dersin? Vallahi çok iyi düşünmüşsün ablacığım. Benim de aklıma geldi ama bir türlü elim gidemedi. Kolay mı kızım? Koca çiftliği idare ediyorsun. İşin başından aşkın. Bir de gafur edebilsem. Annesinin kuzusu. Bak bunu geçen ay ördüm. Bu ay olmuyor üstüne. Büyükler doğru söylermiş. Çocukların yedikleri helal, giydikleri haram diye. Büyüyorlar ya hemen. Eli abla vallahi bebeler çok çabuk büyürler maşallah ya. Misal biz Adana geçen yıl bir tane ayakkabı almıştık. Bu yıl çocuğun baş parmağı girmiyor. Oy kuzum benim. Ay kızım, keşke böyle büyümeseydi. Anne yok, baba yok. Fekeli dede yok. Züleyha annesi var. Saniye annesi var. Fikret amcası var. Senin gibi bir nenesi var. Sen merak etme, Kerem Ali bizimle büyüyecek inşallah. İnşallah, inşallah kızım. Sen de artık hüzünlenme. Ali rahmetin ölmesini bir türlü kabullenemiyorum Saniye. Ne yapacağız? Allah da acımız çok yeni onda. Bizim görevimiz artık onun adını hayırlarla yaşamak. Doğru söylüyorsun. Mesela benim rahmetli Suna Bibim derdi ki bu öğlenin arkasından bütün eşyalarını fakire fukaraya verin. Hem hayır olsun hem de birazcık böyle acınız hafifler derdi. Ha? Çok doğru. Ben de düşündüm ama Ali rahmetin giysilerini garibanlara dağıtalım dedim. O da olsaydı öyle olmasını isterdi. Ama bir türlü elim varmadı. Fikret'ten de isteyemedim. Ay Allah, Allah aşkına ben yaparım. Ben ne güne duruyorum burada, ben sana yardım ederim. Sahi mi? He, ederim valla. Oy kuzum benim. Bu kadar işin arasında öyle sevaba girersin ki Saniye, Allah razı olsun yavrum. Allah aşkına ablacığım, lafı mı olur? Ay, yeter ki senin için rahat et. Hadi o zaman hemen bunları toplayalım. Bağ evine gidelim ha. Burçlarımı getirin.
Fadik. Abla. Çocuklar nerede? Salonda Gülten meyve yediriyor. Tamam gülüm. Kerem Ali ile Leyla'yı uyut. Adam Paşa'ma da iyi bak hemen. Tamam abla, bakarım. Siz nereye? İşimiz var, onu halledeceğiz. Akşama ayran aşı yap çocuklara ha. Tamam tamam, yaparım. Fadik, güneşle fazla kalmayın kızım. Tamam mı? Hadi. Tamam Lütfi abla, kolay gelsin. Hadi Allah'a emanet. Nereye gidiyorlar acaba bunlar arabayla? Ne bileyim. Züleyha bitti. Şimdi sırada Lütfiye var. Onu kafa kola alıyor. Ah, bu saniye yok mu bu saniye? Az anasının gözü değil o. Aman bırak bırak. Az daha dolansın o Lütfiye'nin yanında. Ben şu ayağımdaki alçıdan bir kurtulayım. Bak Lütfiyeciğimi hiç yalnız bırakıyor muyum? Saniye o zaman yaklaşabiliyor mu yanına? Bir şey desene Füsun. Ne diyeyim? Tabii Saniye Dünür'ün yanına yaklaşamayacak de. Niye diyemiyorsun? Hı? Lütfiye ile Dünür olmayacak mıyım ben? Olursunuz canım. Niye diyemeyeyim? İnşallah. Sen onu bunu bırak da. Betül ne diyor? Ne için ne diyor? Fikret için. Buluşmaya başlamışlar mı? Söz nişan var mı Ufuk'ta? Sen Betül'ü bilmiyor musun? Ne kötümdür o. Ağzından kelime alınabiliyor mu acaba? Ha. O gece o zaman onlar öylesine çay içtiler. Bekle öylesine. Her akşam buluşuyorlar kızım artık. Her akşam. Öyle mi? Öyle. Ne güzel. Vallahi çok sevindim. Gözümüz aydın. Herhalde yakında söz kesilir. İnşallah. Ben o zaman bir çay koyayım ikimize. Koy bakalım, koy. Arkadaş diye bağrımıza basıyoruz. Ay, kıskançlığına orta yerinden çatlayıverecek. Kızım fekillerin servetine konacak diye. Hafta sonu için iki kişilik oda. Denize bakan taraftan olsun ama. Balkonlu olsun. Mümkün mü? Züleyha Hanım sizi çağırıyor. Tamam, geliyorum. Cumartesi pazar olacak, evet. Cuma'dan da gelebiliriz. Mümkün mü? Tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Züleyha, beni istemişsiniz. Gel Ercan. Bunlar ne Ercan? Ben bunları fark etmeyecek miydim? Ne dedin? Meydan bana kaldı. Demir yaman yok. Ben bir 20.000 lirayla başlayayım. Yavaş yavaş, yavaş yavaş hesabıma para aktarayım. Öyle mi dedin? Hayır Züleyha Hanım. Bakın açıklayabilirim. Ben açıklamayı dinledim. Kemal Yörük'ün dükkanına gittim. Zorla sahte fatura kestirmişsin. Züleyha Hanım lütfen beni bir dinleyin. Neyi dinleyeyim Ercan'cığım? Neyi dinleyeyim? Bunları sen almadın mı? Ben aldım ama Betül Hanım istedi. Betül Hanım mı istedi? Betül'e mi iftira atıyorsun şimdi Ercan? Züleyha Hanım bakın. Betül Hanım evime geldi. 20.000 lira açığım var. İstanbul'daki şirket için telesekreter aldım. Dolandırıldım, öbür aya öderim dedi. Yalvardı, ağladı. Peki Betül'e iyilik yapmak için kendi zimmetine mi para geçirdin? Anlamadım ben. Züleyha Hanım, lütfen. Ben bir şey yapmadım. Ercan! Bunları sen almadın mı? 20.000 lira. Sen almadın mı bunları? Ben bir şey yapmadım ki Züleyha Hanım. Benim bir suçum yok. Ben bir şey yapmadım. Sana yazıklar olsun Ercan. Yıllardır şu kapıdan para kazanıyorsun sen. Demir'in sağ koluydun. Nasıl yaparsın bunları ya? Züleyha Hanım ben bir şey yapmadım. Tuzak kuruldu bana. Benim bir suçum yok.
Sana duyulan güvenin zerresini dahi hak etmiyorsun, biliyor musun? Yapmayın Zülay Hanım, ben bir şey yapmadım. Benim suçum yok, ben bir şey yapmadım. Çok yazık. Bunları derhal iade ediyorsun. Derhal. Yoksa kendini hapiste bulursun. Çık dışarı şimdi. Zülay Hanım bakın, tuzak kuruldu diyorum. Betül Hanım yaptı, ben bir şey yapmadım. Derhal pılını pırtını topla, şirketimden defol git. Çık dışarı Ercan, çık dışarı. Çık. Betül? Betül mü? Betül Hanım diyeceksin Ercan. Sen yaptın değil mi plan? Tezgahtadır her şey! Sen ne saçmalıyorsun? Ercan! Sen hala hangi yüzle buradasın Ercan? Çık dışarı! Sabiha Hanım! Sabri, Bedri, Sabiha Hanım! Alın bu adamı buradan. Çekil! Buyurur Yaman pazarlıkçı çıktın ha. Helal olsun. Asıl yaman pazarlıkçı sensin. Aldığın arazinin değerini düşünecek olursak... kendi çıkan sen oldun. Hayırlı olsun. Sağ ol. İşi de çabuk hallettin. Hızlıymışsın. Sen bana hızlı ol demedin. Dedim. Dedim de... arazi işini bu kadar hızlı halledebileceğini düşünmemiştim. Şaşırttın beni. Beni bu kadar hafife almaman lazımmış demek ki. Yok. Merak etme. Tehlikeli olduğunun farkındayım. Daha başlangıç. Daha çok şaşırtacağım seni. Şaşırt beni. Kış için dikmiştim bunu. O kadar beğenmiştik. Çukurova'nın en şık ağası ben olacağım demişti. Canım benim. Ah, güzel kardeşim. Nurlar içinde uyu. Hayat işte. Kul kurar. Kader gülermiş. Allah kale kale rahmet eylesin. Bütün garibanların hepimizin babasıydı o. Öyleydi canım benim, öyleydi. Saniyeciğim, bunları da ihtiyacı olanlara verelim de kızım. Onlar da sebeplensin.
Tamam ablacığım. Bunları da koyayım mı abla? Yok. Bunu vermeyelim. Bu en son giydiği kıyafet. Bunu ayıralım olur mu kızım? Fatura var. Lokant. Ne? Lütfi abla Fekele ağam Isparta'ya gitmiş. Isparta'ya mı? He. Isparta'da ne işim vardı ki? Tamam kardeşim, tamam. Ben yarın teslim ediyorum tırı. Tamam, hadi kapatıyorum. Usta. Yoktun. Ne karar verdiysen başım üstüne. Erkan. Niye Çukurova'ya gelmiş biliyor musun? İşte seninle Demir Yaman arasındaki mevzu yüzünden. Ne? Hülya kendini o şerefsiz yüzünden balkondan atmış. Ne? Mektuplarını okudum. Mersin'de gizli gizli buluşuyorlarmış. Usta sen ne diyorsun ya? Mektuplarını okudum. Ay şerefsiz. İt oğlu it vay. İşte o yüzden delirmiş Çukurova'ya gelmiş konağa basmış. Ah kardeşim Erkan ya. Ah zavallım, ah zavallım Hülya. Her şeyini elinden alacağım. Her şeyini. Artık mevzu değişti. Ticaret bitti. Sıramızı savdık. Hülya'nın gözünden akan her damla yaşı ödeteceğim ona. Bunun bedelini ödeyecek. Teyzeciğim sen laftan anlamıyor musun ya? Hanım ağam seni kabul etmez diyorum. Çekil yolundan, çekil. Allah'ım. Ya teyze çık. Ne oluyor?
Hanım ağam, vallahi tutamadım. Pat diye daldı içeri. Hanım ağam, seninle konuşacaklarım var. Teyze, çık dışarı, haydi. Tamam Fıdikciğim, çık. Dinle bakalım sen şimdi beni. Sen bir de utanmadan benim evime mi geliyorsun? Kovmadım mı kardeşim ben seni? Ha? Kovmadım mı? Öyle mi? Bak bakalım. Burada ne var? Bak. Ne bu? Oku. Oku da kocanın ne mal olduğunu öğren. İyice oku. Bakalım kocanın yazısını tanıyabilecek misin? Tamam sus. Oku. Oku da öğren bakalım Demir Yaman kimmiş? Hülya Gümüşoğlu kimmiş? Ha? Yalancı olan ben miyim? Tamam sus. Sana yazdığım kaçıncı mektup bilmiyorum. Yakamdan düşmen için daha ne yapmalıyım? Seninle aramızdaki münasebet bitti. Anla artık, tamam güzeldi, yaşandı, bitti. Beni de ikide bir intihar ederim diye tehdit etmenden çok sıkıldım, yeter. Ben Filiz'le evlendim, yuvamı kurdum. Sen de aklını başına topla, kendine bir yol çiz. Yoksa seni mahvederim. Bu alyans bir daha çıkarırsan parmağını keserim. Çok mesudum Demir'de. Çok mesudum Demir. Daha yüksek! Çocuklarını görmeye hakkın yok. Defolup gideceksin buradan. Çocuklarımı almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Gideceksin!